Sevgili gençler, uşaklar, sevgili kızlar, kişiler, seven hocalarım, Yanlık Üniversitesi'nden sizlerle birlikte görüşmeye geldik, konuşmaya geldik. Günlük bir sunumum oldu. Bugün Yanlık Üniversitesi ile ilgili bir gözlerimiz olacak. Ondan önce ben sizlere velilerimiz de var burada. Velilerimiz de var burada. Sınav hazırlıkta anne baba davranışları nasıl olsun? Yani size nasıl davransınlar? Bunu merak ediyorsunuz belki de. Onun için velilere dönük biraz öğütlerim olacak. Evet. Şimdi sizin sınav imtihanı sırasında anne babalarımız da sorunlar yaşıyor. Onlar da sizinle birlikte aynı sorunları yaşıyorlar. Peki neler olabilir bunlar? Bakalım. Aynı sizinle birlikte sınav sonucunu merak ediyorlar. Çünkü imtihan bir belirsizlik süreci. Acaba sizin sınav imtihanınız nasıl geçecek? Kaç puan alacaksınız? Neye gireceksiniz? İstediğiniz yere girebilecek misiniz? Yurt dışına mı gideceksiniz? Başka kibriz var, kibrize gideceksiniz. Başka bir GM programı merak ediyorlar da. Evet, onları da kaygı yaşıyorlar. Peki. Anne babalar nasıl davranışlar gösteriyorlar? Buradaki örnekleri gördüğünüzde anne babalarınızdan örnekler göreceksiniz. Ha, benim annem de böyle davranıyor, benim babam da böyle davranıyor diyeceksiniz. Bazen anne babalar öğretmen yerine geçiyorlar, size öğretmen gibi davranmaya başlıyorlar. Bakalım size rektör öğretmen gibi davranıyor olabilirler. Devam edelim. Mesela şöyle, anne babalarımız okul öğretmeni gider, okul rektör öğretmeni gider, şöyle diyor. İşte oğlumun, kızımın bir arkadaşı var, ona çok zaman ayırıyor. Acaba biz bunları şimdilik nasıl biraz uzaklaştıralım? Çünkü zaman ayırdığı için imtihana çalışamıyor. Yani öğretmen oluyor. İşte kızımın arkadaşı var, oğlunun arkadaşı var, onu olumsuz etkiliyor. Nasıl birbirine uzaklaştıralım diye danışıyorlar. Evet. İşte oğlumun, kızımın bilgisayarın başında alamıyorum. Ya ne yapmam lazım? İşte burada siz söyleyin de bilgisayar odasından çıkartsın. İşte çocuğun uyku düzenine dikkat etmiyor, ne yapabilirim? Yani burada bir öğretmen rolünde anne ve baba. Peki. Şimdi tekrar bir de öğretmen rolü devam ediyor. Mesela siz imtihanınızda, sınavınızda şöyle söylüyorlar.
fikirlerinize yetmeyin herkese. Çok sağ olun. Ve bize Nazım Murat konuşmuş olacak. Buyurun. Diplomumuzu, yani tarihi ölçüden aldığımız diplomu, yani üniversite tersliğiyle bağlı diplomu
ölçelerde Petrochem Tarım Enerji Okulüsü sizin diplomunuz geçerli olacak. Yani hem Avrupa ölçelerinde hem Amerika ölçelerinde hem diyecek Asya ölçelerinde. Sonra başlayalım. Artık küreselleşen dünyanın yani globalleşen dünyanın bir değerli kimi. Küresel dünyanın içinde globalleşen dünyanın içinde bir felç ifade göstermeyeceksiniz. Siz artık rekabet gücünüzü artan, yani küreselleşen dünyada rekabet gücünüzü artan bir şahsiyet olacaksınız. Orada karşıda teslim olmanız. Sonra en önemli karşıda teslim olmanın en önemli ehemmiyetlerinden biri sizin sosyallaşmanız olur. Yani artık siz küçük bir ölçede, yani Azerbaycan kenarından bakımda çok alınca bir ölçe gibi görünüyor. Buradan çok büyük görünmesine bakmayın. Yani küçük bir ölçe vatandaş değilse bir dünya vatandaşsınız. Ve bu dünya vatandaşı olarak siz artık sosyal bir varlısınız, sosyal bir gerçeksiniz. Yani istimali bir varlısınız. Bu manada sosyallaşma konusunda terbiyesizlikten uzaklaşma manasında çok önemlidir. Dokuzuncu madde olarak ben yapacağım. Mezuniyetten sonra iş hayatınızdaki başarı ve gelir seviyesi. Yani harika teslim olan talebelerin hükümetle yüksek kıvamla bitiren talebeleri hem mezuniyetten sonraki iş hayatındaki başarıları yükselen artır hem de gelir seviyesi yükselir. Yani bu biraz sizin başarınıza bağlı. Başka bir madde, harçta teslim alarken seçilen ihtisasların kariyer imkanlarına göre belirlenmesi, belirleştirilmesi çok vazif. Yani siz hangi sahada perspektif varsa o sahayı tercih etmeyle, seçmeyle daha müvaffakiyet elde edebilirsiniz. Yani iş, bu meslekliklerinden sonra artık işsiz, diplomlu işsiz olarak kalmazsınız. Ona göre de evvelce de ön araştırma yapmak lazım. Ümmet ihtiyaçlar ne getirdi? Azerbaycan'da diyecek bir gün. Psikologların sahip, hususuyla da tesis seviyesinin psikologların sahip çok azdır. Diyecek bir gün. Pedagogik danışmanlık ve rehberlik Nervi Sağlık Bölüm Başkanı olduğu sahada veya bizim psikolojik merkezine gelen mütefessizlerin sahasında dikkat edelim ki ne kadar kadre ihtiyacı. Yani bu kadre ihtiyacı doldurmak için sizin aslında bu seminerlerde gözler bir güzel. Yani burada siz bu tercihi edebilirsiniz. Yani bu seçimi yapabilirsiniz. Yok neden? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ye teslim. Yani ben bunun içinde olarak, Cuma'da baş olarak böyle kaldım. Neden? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ye teslim aldım. Ümmet'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerleştiği Kıbrıs Adası, Ümmet'e Kıbrıs Adası bir tesis adası. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir üniversiteler ülkesi. Yani bu bölgede 7 tane üniversite var. Bu üniversitelerden biri de bizimdir, bizim üniversitemiz. Biraz sonra anlattığımda size anlatacağım. Üniversiteler bu ülkenin aslında dünya açılan pencerelerdir. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 7 üniversite dünya açılan bir pencere gibi görünüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ye bazı siyasi sınırlarla sınırları tanımamak için. Ama bu ben dünyanın farklı ülkelerinden gelen geçmişim üniversitede 35 ülkeden talebe okudum. 35 ülkeden gelen talebe aslında babanın her biri ileride yani tek başına benzerine çıkıp görülebilir. Bu ülkeye gelen veya Kıbrıs'tan arızasına bir benzerine çıkıp görülebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti son derece, bunu çok sevmeyetle diyeyim, son derece güvenli bir yer. Son derece güvenli, trafiği rahat. Sonra hayat buradan çok daha ucuz. Yani inanın ki Azerbaycan'ın daha ucuz bir hayat. Ve insanları gelmiyor. Psikoloji olarak çok rahat insanlar. Yani siz değişik trafikte her şey dediğinde hiçbir zaman bir böyle bir hareketi götürmezsiniz. Neydiyse. Şimdi, anlatabilir miyiz? Ben böyle bir şey, kesinlikle yok. Yettiğim zaman orada yaşayan bir şey görmüyorum.
sürekli ilişkiler buradan düşün. Esasen polise yatılamam veya yüksek süratine yıkan kadar. Yani bize öğrenen çok ölçeler günlük günde en çok işin efektif. Anlatabiliyor musun? Yani trafik hem 365 günde geçtiği dilde bir yılda akbelenlerin sayısı bu ortalamada statistik var. En çok 500-600. Ondan sonra tabii ki temiz havası, özel iklimi, kendim de zengin tarzı, mehvan bir salgı. Bunlar da şöceni yaşandığı bir bölge alıyor. Yani bu zengin kültürleri bu manada tercih edilebilir. Peki neden def karar kendi iktidara biraz yetkisi bu mesele. Neden def karar bu mesele? O arada kısaca anlattık bir süreden görmüyoruz. Ümmetle def bölgesi bizim yani Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki Lefke bölgesi ve Koşa'dan 65 kilometre geldi yerleşen bir yerdi ve Ümmet Dağı'nın Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki tüm Kıbrıs Adası'nın en yaşlı bölgesi. Suyu en temiz, havası en temiz olan bölgesi. Yani oradan geçip ciğerlerin bayrak eylememesi, oksijenle dolmaması mümkün. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde Ümmet Azerbaycan yani nesil hakkı Azerbaycanlılar için çok uzundur. Yani 23.500 dolar. 23.500 dolar bir kez bir özel üniversitede yeni bir hesabı mümkün değil. Öz sahasının mütefessisi olan insanlar, yani mühendislerin, profesörlerin, doçentlerin nesil ettiği bir üniversitedir. Üniversitemizde 35-36 ölçeden, yani yüksek hayatı ölçeden talebe var. Ve 20'ye yakın ölçeden de müellimler test ediyor. Türk Doğu Gök tarafından, yani Hüseyin Öğretim Kurumu tarafından kararlılığından ve bütün dünyadan geçer duran bir ve Kıbrıs Hüseyin Şairler var, Hüseyin'de diyebilir, gece kulüpler vesaire. Ümmetle Lefke bölgesi gece hayatından uzak olan bir bölge olduğunu düşünün. Ümmetle biz bu bugün çıkışımız yerlere, valilere yönelik olduğumuz için ben bunları bazı valilerle alacağımı istedim. Ama hele bir hayattan uzak olan bir bölge olduğumuz için tercih edilir. Sorularınız varsa cevap veren şerbet edilmeniz için teşekkür Bir laboratuvar, bir laboratuvar, bir laboratuvar.
edeceğim, yaklaşmışlar. Çalışmak isterim ki eğer biz imtihandan geçseydik, çabalan gitse, biz yani burada huzur olabiliriz. Bu
vermişim. Ona göre ben de bu iş parametre içerisinde özümüze bir sual vermeliyim. Mesela sualın birincisi benet ki özümüzün tarihi sınıfı. Bir de özümüze sual verin. Bir özümüzden bu söhbet edin. O insan falan birisinde çıkan var. Bu size kimen de bir söhbet edin. Bakın görün siz nelere kalın. Seçmek istediğiniz insan hakkında yeterince rahatlığınız var mı? Abdülendi, belediye herkes ben olarak doğulu, hayatta ise özünü şahsiyet gibi yetiştirir. Bu şahsiyetin sosyal parametreleri, psikolojik parametreleri onun geleceği hayatınızın önemli bir rol olur. Mesela burada da sizinle seçmek istediğiniz insanın orta ve belli yönlendirilerdir. Belki de orada da bizim takiplerimiz imkan verilir. Bizim geleceğini seçtiğimiz insanlar. Mesela bu şahı var ki, takip çizgi cevapten beğen gelen üslubar var, parametreler var, geri hekim olmamız diye. Veya bu diplomat olmamız diye. Gelece hayatımızda bu diplomatın belediye güvenlik denetliği kurula, rehberi denetliği belediye kuruluna tersini veririz de onlar. Ben böyle takacaklar, içeri giren size söylemeye çalışacağım. Kim olursa olsun, onun ne karşılığında hiç böyle fikir veririz size. İlk önce onun duruşuna, bakışına bir bakmışız ki, bu bize neden takacak diye. Ben belediye vizyon ve fizyonom yazısını aramadım. Aydın mı? Tamam edeyim. İktidar seçmiş şahsların pazarı, barak daireleri, niyetleri, şahsi keyfiyetleri farklı imkanlarına göre yapılmıştır. Özümden bir misal vereceğim. 2000. yılı kanunmuşum, 464 bal toplamışım. Seçtiğim iktidar belediyede topladığım bal iktidar üniversitesinde düşüyor. Ama ben o iktidarı seçmiyorum. Niye seçmiyorum? Çünkü aile meselelerini düşünürüz. Bir de geleceği iktidarı seçmeyle bağlı problemi düşünürüz. Tabii ben aslında iktidarı seçtim. Geleceğe bu iktidarla bağlı işlem termini olabilir. Şahitli, belli, faaliyetli. Ama benim kalbimiz Mazur Kudam'ın direktörü, özü sosyal gönüllü bir insandı. Mehmet Ulan Yendiyat'ta kalbimiz çok aradan geldi ve bütün kişiliğimiz boyunca gördü. Şahsen ben böyle bazı meselelerini çok gerideyim. Çünkü bütün hırsızlarımın kalbi çimlerindeydi. Onun için ben bütün kalbimiz adına, sizler adına, teşkilatlar adına arka perde senede olanlar var. Hiç demek gönlüğünü, denize gönlüğünü de ben gösterdim. Akşında şimdi bir kişi bunu eğitlenme seçtik. Dayanın teşkilatı olan bir de bu kişiydi. Onu gösterdim. Niye? Çünkü arka perde de arka senede olanlar daha çok şükürler. Ben dedim ben bir yer almıştım.